Teşikhan ve çevre köyleri iftar sofrasına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz programda birbirinden değerli misafirlerimiz, kıymetli konuklarımız özel bir güne özellikle denk getirdi. Ve şimdiden hepinizin de Kadir Gecesi'ni tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olsun. Program içerisinde Kadir Gecesi'ne dair de konuşacağız. Değerli Hazinun, kıymetli misafirler, Teşikhan ve Çevre Köyleri Derneğimizin hazırlamış olduğu iftar sofrasına bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nedir bu akşamın, bu gecenin önemi? Estağfirullah, bismillah. İnne enzelnâhu fî leyletil kadir ve mâ edrâke mâ leyletul kadir. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Tenezzelul melâiketu ve ruhu fîhâ. Biizni rabbihim min külli emrin selam. Hiye hattâ medda'il fecr. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla biz o Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Melekler ve ruh, Cebrail ve ruh adında melek o gece Rablerinin izniyle her iş için inerler. O gece tam yeri ağrıncaya kadar süren bir selamettir. Sadakallahu nazim, şüphesiz yüce olan Rabbimiz doğru söylemiştir. Kadir Gecesi bir kurtuluş gecesidir. Bugün telefonumuza birçok mesaj geldi. Kandiliniz mübarek olsun diye. Hatta arayanlar oldu. Sevindik elhamdülillah. Ama Kadir Gecesi'nde mesaj göndermek yerine bol bol dua etmek, Rabbimizden af ve mağfiret dilemek lazım. Çünkü dediğimiz gibi Ramazan ayının başı rahmet, ortası merhamet, sonu ise cehennem azabından kurtuluştur. Başını geçtik, ortasında Rabbimizin yağdırmış olduğu yağmurlar, vermiş olduğu o serinlik, rüzgarlar merhametini gösterdi Allah'ın. Ve son 3-4 gün, bu son 3-4 günde de Allah'ımızın affını isteyeceğiz. Annemizin karnından doğduğumuz gibi inşallah tertemiz Allah bize bayram sabahına kavuşmayı nasip eder. Ve böyle özel gün ve gecelerde duayı unutmayacağız. Çünkü mazlum coğrafyalarda dua bekleyen kardeşlerimiz var. Belki oralara gidemiyoruz, yardım elimizi uzatamıyoruz ama dua bize verilen en güzel nimetlerden bir tanesidir kıymetli Hazinun. Çünkü baktığımız zaman birbirimiz için dua ederken kimse bizden para istemiyor. Ya da mal, mülk, bir şey bana vaktini ayır demiyor. Sadece kardeşim bana dua eder misin diyor. O yüzden birbirimize bu gece çok ama çok dua etmemiz lazım. Zira Hazreti Ayşe annemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ya Resulallah bu gecenin bir duası var mıdır bilmem gereken? Diyor ki ya Ayşe de ki Allah'ım sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni de affet. Evet bu gecenin duası budur değerli Hazinun. Allah'ım sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin, beni de affet ve hepimiz için bizleri de affet diye dualarımızı birbirimiz için unutmayalım. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere Teşikhan ve Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanımız Sayın Aziz Kelepçe'yi alkışlarımızla sahneye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın milletvekillerim, Sayın Federasyon Başkanı, Sayın Dernek Başkanları, değerli misafirler, değerli sanatçılarımız, değerli basınımız, değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, değerli Hazinun, derneğimiz bu yıl beşincisini düzenlediği geleneksel iftar programı tüm misafirlere yönetim kurulu adına teşekkürlerimi sunar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. (Gülüyor)
Değerli misafirler, iftar soframıza misafir olarak bizi onurlandırdınız. Bu onurlandırdınız. Bu güzel beraberliğimiz her geçen yıl artarak devam etmektedir. Umudumuz ve duamız bu mübarek Ramazan ayında mazlumların acılarının son bulması, gönüllere kardeşliğin egemen olmasıdır. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtulmuş olan bu ayda iftar sofralarımızı kardeşliği, paylaşmayı vesile kılıyor. Bu iftar sofraların değerini bilenlerden eylesin. Bu iftar programı düzenleyen yönetim kurulumuza ve emeği geçen tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da birlikte iftar yapmayı bizlere nasip etsin. Şimdi de sözlerime son verirken şimdiden Kadir gecenizi ve Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah bu ayın hürmetine devletimizi, milletimizi, memleketimizi, birlik ve beraberliğimizi ve büyük Türkiye'mizi kurusun, muhafaza eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Kalın sağlıcakla. Değerli misafirler, kıymetli konuklar, şimdi de sizleri selamlamak üzere Kahta Dernekler Federasyonu Genel Başkanımız Sayın Avukat Ali Yücel Bey'i alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Selamünaleyküm. Değerli milletvekili adaylarımız, değerli STK başkanlarım, çok değerli teşkilat ve çevre görevlilerimiz, hemşehrilerimiz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu mübarek ayda Yasin kardeşimizin de dile getirdiği Kadir Gecesi'ne eriştik. Bu mübarek ayın en güzel, en önemli, en ehemmiyetli gecelerinden biridir Kadir Gecesi. Şimdi de Kadir Gecemizi tebrik ediyorum. Gerçekten Teşkanlar Derneği'nin 5.sini düzenlemiş olduğu bu etkinlikte yer almaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Teşkan ve Çevre Köyleri Derneği 12 köyden oluşan adeta kendi içerisinde bir federasyon olmuş bir derneğimizdir. Kahta Dernekler Federasyonu'nun da en önemli derneklerinden bir tanesidir. Biz de Teşkan Derneği'nin bu güzel organizasyonuna cevap etmekten dolayı gurur duyduk. Bu organizasyonda katılım sağlayan, emek veren, destek olan tüm yöneticilere, başta değerli başkan Aziz Kelepçe'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Aramızda milletvekili adaylarımız var. Onlara da şimdiden başarılar diliyorum. Hemşehrilerimize başarılar diliyorum. Her ne kadar ön sıralarda yer almasalar da inşallah Rabbim mecliste yer almalarına sizlerin desteğiyle vesile olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizin bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Sayınlar sunuyorum. Efendim şu anda aramızda bulunan çok kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi Bahçelievler İlçe Başkanımız Mehmet Kaya Bey'i alkışlarımızla sahneye davet ediyorum. Sayın milletvekili adaylarımız, çok kıymetli sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, başkanları, amcam, dayım, yeğenim, halam oğlu, dayım oğlu, teyzem oğlu, akrabalarımdan oluşan eşikanlar, değerliydi. Çok kıymetli mensupları, bu iftar sofrasında bir araya getirdikleri için ve sizler de buraya teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu mübarek Ramazan ayının rahmetinden, bereketinden, feyzinden yararlanıp en nihayetinde de kurtuluşa erenlerden olmamızı Cenab-ı Allah'tan biliyorum. Bu vesileyle mübarek Kadir Gecenizi kutluyorum. Tabii hemşehrimiz, akrabanız, kardeşiniz olarak burada bulunuyorum ama bir de siyasi bir kimliğimiz var. Dolayısıyla siyaseten de bir iki kelam etmek istiyorum. Değerli hemşehrilerim, değerli akrabalarım, malumunuz 14 gün sonra biz seçime gideceğiz. Bu seçim, bu ülkenin her seçimi için söylenir ama
bu ülke için çok önemli bir seçim. Her seçim için böyle ifadeler kullanılır. Ancak bu bizim için çok önemli. Niye? Bundan 1,5-2 sene önce yaşadığımız bir tecrübe var. Bu ülkeyi işgal girişiminde bulunuldu. Bu işgal girişimini bertaraf eden iki irade var. Bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, birisi de bugün Cumhur İttifakı'nın ikinci ortağı olarak bulunan Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli. Bu iradenin yarın bu ülkeyi kuşatmaya kalkışacak olan güçlere müsaade fırsat vermemek adına bu iradenin güçlü bir şekilde küresel güçlere karşı haykırarak Kerkük'te olduğu gibi, Filistin'de olduğu gibi, Afrin'de Elbap'ta olduğu gibi küresel güçlere gerekli cevabı verecek iradenin pekiştirilerek, güçlendirilerek yarına taşınması için Türkiye'nin bölgesel gücünü tesis edip küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerleyebilmesi için 24 Haziran'da siyasi parti tercihinden ziyade Cumhur İttifakı'nın desteğinizi bekliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Saadet Partisi 3. Bölge Milletvekili adayımız Sayın Bilal Tatar Bey'i alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Rabbim tuttuğunuz ve tutacağınız oluşları dergah-ı izzetinden kabul buyursun inşallah. Ben siyasi demeçlerde bulunmayacağım. 3. Bölge Milletvekili adayımız Bilal Tatar Bey. Yalnız ben Adıyamanlı hemşehrilerimden şunu arz etmek istiyorum, şunu dile getirmek istiyorum. Hakikaten bu dönem Saadet Partisi'nden milletvekili adayı olma hasebiyle ciddi manada yalnızlaştırıldığımı görüyorum sizler tarafından. Gerek sosyal medyada saldırmalar, gerek normal yani görüştüğümüzde saldırmalar, aman çok yanlış bir yerde yer aldın, aman ne yapıyorsun, ülke yıkılıyor, aman dilsizleşiyorsun vesaire gibi konuşmalar yapılıyor. Ve bunlar kimler tarafından yapılıyor? Maalesef AK Parti tarafından bunlar yapılıyor. Bunlar bize saldırıyor. Kardeşim biz milli görüşçüyüz. Evet doğru. Bunlar da bizim kardeşlerimiz. Bizim içimizden çıkıp gitmeler, milli görüş kimliğini çıkardık diyen kardeşlerimize asla bugüne kadar şahsım adına bir saldırıda bulunmadı. Hepsi bizim kardeşlerimiz. Biz birbirimizi sevmedikçe bu ülkede bir yere varamayız arkadaşlar. Ben bunu dile getirmek istiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Aziz Kelepçe ve tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum bizi bu akşam bir araya getirdikleri için. Hepinize tekrar hayırlı akşamlar efendim. Efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere, sizleri selamlamak üzere AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayımız Hacı Mehmet Baykurt Bey'i alkışlarınızı sağlayıp alkışlarınız. Saygıdeğer milletvekili, çok kıymetli ilçe başkanı, Peşika ve çevre köylerinin çok kıymetli başkanı, saygıdeğer yönetimi, Kahta Federasyonumuzun başkanı, onun şahsında Adıyaman'ımızın birbirinden kıymetli, çok saygıdeğer dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, basınımızın çok değerli mensupları, aramızda bir Denkbeş abimiz var, Haşim abimiz, velhasılı kelam, Türkiye'de güneşin en güzel doğduğu, en güzel battığı, Türkiye'de barış ve huzurun şehri denilince ilk akla gelen sahabeler diyarı, Safvan bin Muattal'ın diyarı, Abu Zer-i Gafari'nin diyarı, Ebu Sadık'ın diyarı, Hüseyin Peygamber'in diyarı ve velhasıl Adıyaman'ımızdan buraya gelen, bu sıcak ortamı sağlayan saygıdeğer hemşehrilerin en kalbi duygularla sizleri selamlıyorum. Öncelikle Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları İzzet-i Dergahında kabul eylesin. Bugün bildiğiniz üzere Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecemizi özellikle başta ülkemiz ve İslam dünyasının birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Bizi
bizi bu gönül sofrasında bir araya getirip hemşerilerimizle tanışma fırsatı veren Teşikan Köyü ve Çevre Köyleri Derneğimize özellikle teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz 24 Haziran'da bu ülkenin ve bu milletin kaderinin yeniden yazılacağı bir seçim arifesinde AK Parti 2. bölgede milletvekili adayım. 1972 Adıyaman Yerger'de doğuluyum. Yerger'de doğdum ama Kahta'da büyüdüm. Yeni bir tarihin yazılacağı ülkemizde sıranın kaç olduğu benim şahsım için hiç önemi yoktu. Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmak benim için şereflerim en büyük. Ayrıca serzenişte bulunan milletvekili kardeşimiz partimizin ismini açıkladığı için ona tek bir cevap vereceğim. Çok değerli hemşerilerim, biliyorsunuz ki bu ülkede Kur'an kurslarını yasaklayan, ahırlarda Kur'an öğrenmek için çaba sarf eden hemşerilerimizi jandarmalarla işkence yaptıran zihniyet şimdi diğer arkadaşlarımızla ortaklık yapıyor. Daha 3-5 sene önce peygamberimize Kur'an'ımıza bir uzatanların mecliste salmadıkları dergileri şimdi onlarla ortak olmaları tabii ki zaman zaman bazı sorunlarla karşılaşacaklardır. Ben bu gecenin Adıyaman'ımıza, milletimize birliğine ve beraberliğine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepinizi en kalbi duygularla, saygı ve sevgilerimle, muhabbetle selamlıyorum. Allah Ekber, Allah Ekber, Allah Ekber, Allah Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد والحمد لله رب العالمين أرفعوا Efendim Yurdum TV izleyicilerine güzel bir akşam diliyoruz. Şu anda Teşikan ve Çevre Köyleri Derneği'nin iftar sofrasında Adıyaman'ımızın güzide sanatçılarından, yine üstadlarından Ramazan Garip Ses yanımızda. Bu akşama dair şöyle gönlünden yüreğinden geçenleri bir alalım. Ramazan abi nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu akşam biliyorsunuz Teşikanlar Derneği'nin güzel bir iftarı vardı. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Başta Aziz Kelepçe kardeşimize başkan. Ve emeği geçen herkese ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu gece biliyorsun malumunuz Kadir Gecesi. Bu Kadir Gecenin bütün İslami alemine, bütün insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünyaya barış, memleketimize, milletimize, devletimize Allah zevabı vermesin diyorum. Peki abi, seni sevenlerine buradan şöyle bir mesaj yollamak gerekse, yeni çalışmalar var mı albümle alakalı? Şimdi albüm son zamanlarda albüm yapamıyoruz. Çünkü albüm devri kapandı. Ancak tamam. Yaparsak bir vitrin olsun diye bir single'dır veya birkaç eser yapıyorsunuz. Onun klibini çekip televizyonlarda yayınlanması gerekiyor. Ayrıca yeni Malatya TV'miz, Medya Malatya TV'miz de hayırlı olsun. Benim kirvem Ferhat Can Bey. Kirveme ben bol kazançlar, bol bereketler diliyorum. Çok başarılıdır. Zaten Yaşam TV'nin de kurucusu, Gala TV'nin ve Medya Malatya Medya TV'nin de kurucusudur Ferhat Kirvem. Başarıların devamını diliyorum inşallah. Evet, kıymetli abimiz Ramazan Garip Ses'e teşekkür ediyoruz. O her daim Adıyamanların yanında olduğu sürece her şey daha güzel olacak. Teşekkürler abi. Ben çok teşekkür ediyorum.
Her şey inşallah güzel olacak Allah'ın izniyle. Teşekkürler abi, sağ olsun. Efendim bu akşam baktığınız zaman birbirinden değerli Adıyaman'ın sanatçıları yine Teşikhan ve Çevre Köyleri Derneği'nin iftar sofrasında yerini almıştı. Onlardan bir tanesi Haşim ve Gülistan baba kız diyebiliyor Adıyamanlılar. Ama Haşim abi burada. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu geceye dair, akşama dair, soframıza dair şöyle gönlünden yüreğinden geçenleri alalım sizden. Çok güzeldi. Yani zaten bu ay birleşim ayıdır. Güzellik ayıdır. Onun için hem de bir Kadir Gecesi'ne denk gelmiş. Herkesin Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Sizlere de özellikle teşekkür ediyorum bu imkanları tanıdıklarınız için. Biz zaten böyle bir günlerde bir araya gelmezsek hangi gün bir araya geleceğiz? Yani sofrası, Allah'ın bereketi zaten bu aydadır. Biz de onu tattık. Herkesten teşekkür ederim. Biz sana teşekkür ediyoruz. Peki şöyle seni sevenlere, izleyenlere bir mesajın var mı? Yeni çalışmalar var mı? Yeni çalışmalar zaten yeni, albüm yeni çıktı zaten. Tamam. Ben klip çalışmaları yapıyorum. Evet, bir tane yeni çıktı. İkincisini çalışmasını yapıyoruz. Zaten bir Zaza. Hangisini yapacaksınız ikincisini çalışmasını? Zaza. Zaza ya. Evet, bir Zaza bir de Kürtçe yapacağız. Tamam. Onlar hareketliydi değil mi? Yok, bir tane hareketli, bir tane normal. Tamam. Onları yapacağız inşallah halkımızla. Valla evet. Biz baba kız olarak yani baktığınız zaman sizin duruşunuzu çok seviyoruz. Teşekkür İnşallah ederim. Hakkınızda daha hayırlısı olur. Teşekkür ederiz, sağ olasın. Biz herkese selamla söylüyoruz. Herkesin de Kadir Gecesi mübarek olsun. Çok teşekkürler, sağ olun. Efendim Teşikhan ve Çevre Köyleri Derneği'nin hazırlamış olduğu iftar sofrasında birbirinden değerli isimler var. Ve şimdi de hemşerimiz olan Saadet Partisi 3. Bölge Milletvekili adayı Bilal Tatar Bey ile birlikteyiz. Onun da bu akşamki görüşlerini alalım kendisinden. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Çok teşekkür ediyorum özellikle bizlere bu imkanları verdiğiniz için. Teşikhan Derneği'ne de çok teşekkür ediyorum. Değerli başkanla, yönetim kuruluna bizleri bu akşam burada bir araya getirdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Rabbim hayırlarını kabul etsin inşallah. Amin. Çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor, evet. 24 Haziran 2018 seçimlerinin ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu arada önümüz Ramazan, biliyorsunuz. Ramazan bayramının mübarek olmasını diliyorum. Ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim, bu güzel röportajdan dolayı. Çok teşekkürler, sağ olun. Efendim Teşikhan ve Çevre Köyleri Derneği'nin hazırlamış olduğu iftar sofrasında hem sanatçılarımız hem siyasetçilerimizi röportajlarına devam ediyoruz. Ve şimdi de İstanbul AK Parti 2. Bölge Milletvekili adayımız, değerli hemşerimiz Hacı Mehmet Baykurt'la birlikteyiz. Kendisine hem sofranın güzelliğinden bahsetmesi için mikrofon uzatıyoruz. Çünkü harika bir program oldu. Bir de çalışmalarını soracağız. Hoş geldiniz Sayın Vekilim. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle Adıyamanlar Vakfımıza, Teşikhanlar Derneğimize, Yaşam TV'nin katılımından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yaşam TV'nin sahibi Ferhat Can Bey benim çok yakın arkadaşım, dostumdur. Bu Kadir Şinaslı'ndan dolayı özellikle kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz buralara kadar geldiniz. Hemşehrilerinizi hiçbir yerde yalnız bırakmıyorsunuz. Katıldığınız programlar bizi mutlu ediyor. Bu programlara da katılmanız bizi gerçekten çok mutlu etti. Şimdi... çalışmalara dair sormak istiyorum. Ben Adıyamanlıyım biliyorsunuz. Biliyoruz AK efendim, gurur duyuyoruz. 2. Bölge Milletvekili evet. Adayım. Adıyaman Dernekler Federasyonu'nda başkan yardımcısıyım. Adıyamanlar Vakfı'nda da yine yönetim kurulu üyesiyim. Adıyaman'ın ve Adıyamanların sözünün geçtiği her yerde her zaman olmaya çalıştık. Adıyamanların birliği ve beraberliği içinde elimizden geleni her zaman yapmaktan şeref duyduk, gurur duyduk. Sayın Vekilim, siz bizim gururumuzsunuz, kıymetlimizsiniz. Bunu herkes böyle bile. Şimdi çalışmalara dair konuşmak istediğimiz zaman yani hız kesmeden devam ediyorsunuz. Sahurlarda, iftarlarda, her gün bir yerlerdesiniz. Evet. Neye borçlusunuz bu hızınızı? Yani bu bir inanç meselesi. 24 Haziran'da ülkemizde 100 yıllık cumhuriyetimizin yeniden bir kaderi ve tarihi yazılacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet. geçiyoruz. Biz dünya liderimiz olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşıyız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün günde 2 ya da 3 saat uykuyla hayatına devam ederken, gece gündüz çalışırken bizim çalışmamamız doğru değildir. Zira bütün dünya birleşmiş, ülkemizin üzerine geldiği bir zamanda bize düşen birlik ve beraberliğimizi sağlayıp bu alanda da durmadan yolumuza devam etmektir. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum ben bu güzel röportaj için. Ben teşekkür ediyorum. Katılımınız için. Ben sağ olun teşekkür efendim. Ederim. Hayırlı.
Efendim Yurdum TV izleyenlere sesleniyoruz. Şu anda Teşikhan ve Çevre Köyleri Derneğimizin iftar sofrasının mimarı, bu güzel sofranın kurulmasına vesile olan yine yönetimiyle birlikte canla başla çalışan, aynı şekilde gelen misafirlerini ağırlayan Sayın Başkanımız Aziz Kelepçe ile birlikteyiz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi geceye dair şöyle görüşlerinizi alalım. Çok güzel bir iftar sofrası oldu öncelikle. Evet. Teşekkür ediyoruz. Siz neler söylemek istersiniz? Sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Şu an ekran başında bizi izleyen tüm hemşerilerimize, Adıyaman'a ve Teşkan'a saygıyla, sevgiyle selamlarımı gönderiyorum. İftara katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, ortası bereket, sonu mağfiret olan bu ayda birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da güçlendirerek bir araya geldik. Bunda mutluyuz her sene. Bu 5. geleneksel iftar programımızda. Allah 6. 7. 8. İnşallah. Allah ömür verdikçe biz de yapmaya devam edeceğiz. Sizin derneğinize baktığımız zaman diğerlerine göre, diğer dernekler arasında sizinki biraz daha farklı. Daha çok böyle birbirlerine sarılma var, kucaklaşma var. Evet. Buradan da size teşekkür ediyorum. Bu başkanla alakalı bir şey diyebiliyorum. Başkan da, yönetim de, herkes Allah razı olsun. Teşkan Derneği bir aşiret derneğidir. 10 köyde oluşan bir dernektir. Bir köy derneği değildir. Onun için köyün haricinde 10 köyün haricinden de bir 4 köy daha bize üye oldular. 14 köy toplam. Biz tabii ki büyük bir kitleye sahibiz. Karabalığız. Onun için Teşkan yeri önümüz farklı. Önümüz bayram, bayramla alakalı da artık mesajınızı alalım izleyenlerimize. Şu an bizi izleyen tüm Türkiye'mize ve Adıyaman'a hemşerilerimize Kadir gecelerini ve Ramazan bayramlarınızı tebrik ediyorum. Allah huzur, mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ve niyaz ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Teşikhan ve Çevre Köyleri Dernek Başkanımıza. Efendim Teşikhan ve Çevre Köyleri Derneği'nin hazırlamış olduğu iftar sofrasında işte siyasetçilerimizi, sanatçılarımızı röportaja aldık ve şimdi de yönetiminden çok değerli bir isim Mustafa abiyle röportaj yapacağız. Mustafa abi, seni önceki bir tanıyalım. Ben Mustafa Kaya, Adıyaman Teşikhan Dernek Başkanı Yardımcısıyım. Ben öncelikle gecemiz hayırlı olsun. Herkese saygı, sevgilerimi sunuyorum. Mübarek bir gündeyiz. Mübarek bir gecedeyiz. Gecemiz iyi bir gecemiz. Bin aydan daha hayırlı olan bir gecemizi. Bu geceyi ben kutluyorum. Bütün İslam aleminin gecesi mübarek olsun. Önümüz Ramazan bayramı. Önümüz Ramazan bayramı. Ramazan bayramı şimdiden ben tebrik ediyorum. Bütün İslam aleminin. Ben özellikle biz bu iftar programımızı 5. bu geleneksel hale getirdiğimiz 5. iftar programımız. Katılım sağlayan bütün arkadaşlara, bütün misafirlerime ki hepsini gördünüz. Katılım bu sene biraz daha fazla oldu. Katılım bu sene çok yüksekti. Ben herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar size de Yaşam TV kanalına da bütün dostlara burada sevgilerimi, saygılarımı sunarken tekrar gecemiz hayırlı olsun. Kadir gecemiz hayırlı olsun. Akabinde Ramazan bayramımız var. Ramazan bayramımızı şimdi tebrik ediyorum. Tekrar hepinize hayırlı akşamlar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Efendim Yurdum TV ekranlarında şu anda bizi izleyenler, Teşikhan ve Çevre Köyleri Derneği'nin hazırlamış olduğu iftar programında birbirinden değerli isimler yer almaya devam ediyordu. Biz de kendileriyle röportaj yaptık ve şimdi Mısır'dan katılan bir misafirimiz var. Muhammed Mursi'nin milletvekillerinden Sayın El Hattat Bey şu anda aramızda. Kendisine şöyle mikrofon uzatacağız. Bu akşama dair soframıza gördüğü güzelliklerinden bahsetsin efendim. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şükren daimen. Barakallah. Efendim iftar soframızda katılım sağladınız. Soframızın güzelliğini, gördüklerinizi bir anlatırsanız. Şuftil sofra ve şuftil ekli ihrayık yani. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu aşrefil halki ve seyyidil mursalin. Seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ecma'in. Nahnu teşerrafna ben nahdur ma'akum hazel iftar fi hazihi leyle. Ve ge'ne leken nekul lekum ennena nahnu el mısriyin. نقول إلى أهل تركيا، إلى شعب تركيا، إلى حكومة تركيا، نحن نتطلع إليكم بعد أسبوعين. نتطلع إلى تركيا بعد أسبوعين من الآن. يوم الأحد 24 يونيو. 24 جون. يرمي دورت. جون. جو جو جو.
John. Biz geldi orada iftarda. Maşallah sofra güzel, her şey güzel. Siz de çok teşekkür, Allah razı olsun. Biz yani Türkiye 20 gün sonra inşallah biz bakıyor 20 gün sonra Türkiye inşallah birinci devlet Müslüman Türkiye biz çok seviyorum Türkiye biz istiyorum Türkiye birinci devlet birinci başkan çok kuvvet çok yani bu dünya Türkiye birinci. Peki efendim şu anda Mısır'da durumlar nasıl? Şimdi الاوضاح في مصر شكلها ايه؟ مصر حالتها سيئة جدا جدا جدا. مصر تحت الحكم العسكري الآن. Şimdi مصر شوك سكنت var. Şimdi عسكر هر يده بكيو. هر يده شوك سكنت. عسكر سرقوا مصر، عسكر ضيعوا مصر، عسكر أهانوا مصر وهناك الآن 60,000 مصري داخل السجن. Şimdi عسكرlar her şey aldı. Hırsız yani. Baralar aldı. Millet bırakmıyor. Millet rahat yok. Şimdi Mısır 6000 var habis. Rahat yok. Peki efendim biz başkanınız Muhammed Mursi'yi çok seviyoruz. Siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ehna benhab Doktor Mursi ve benrahabu bikum fi vatan. Ve nahnu nashkur Türkiye ve şa'bı Türkiye al hada istikbal. Siz de çok teşekkür millet de, devlet de. Evet çok teşekkür ediyoruz. Efendim Malatya Yurdum TV ekranları karşısında şu an bizi izleyenler. Şu anda Teşikhan ve Çevre Köyleri Derneği'nin hazırlamış olduğu iftar sofrasında sizlerle birlikte olduk. Siyasetçilerimizi, sanatçılarımızı, yine Mısır'dan gelen milletvekilimizi röportaja konuk aldık. Şimdi de tüm yönetim burada. Hepsinden birer teşekkür ve bayram tebrik mesajı mahiyetinde konuşmalarını alacağız. Teşikhan ve Çevre Köyleri Dernek Başkanımız Aziz Kelepçe ile başlıyoruz. Başkanım. Evet. Burada bizi izleyen izleyicilerimize tekrar hepsine saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Allah katılım sağlayanlara hepsine teşekkür ediyorum. Bu iftar birlik ve beraberliğimize vesile olur inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sizi Mustafa Bey. Ben de bütün katılımlara saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ramazan bayramı geliyor. Şimdiden Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Çok güzel bir akşamdayız. Kadir gecemiz mübarek olsun. İslam alemin bütün mübarek olsun diyorum. Tekrar ben burada bütün katılım sağlayan bizim değerli hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim isim ve soy isim alalım. Ardından mesajınızı alalım. Kemal Karakuş, Teşkan ve Çevre Köyleri Dernek Başkan Yardımcısıyım. Bu güzel gecede katılan bütün misafirlere sonsuz teşekkürlerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Ekranları başında olan bütün izleyicilerimize hayırlı seyirler diliyorum. Bu mübarek ayda duygularımızın daha duygusal olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu günlerimizi çok iyi bir şekilde değerlendirerek inşallah yaşlılarımıza, özürlülerimize ve bizden büyük ve küçüklere hürmet, sevgi ve saygı çerçevesinde güzel bir Ramazan bayramı geçirmek dileğiyle hepinize saygı sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim isim soy isim ve mesajınızı alalım. Hacı Kurt, Teşkan ve Dernek Başkan Yardımcısıyım. Yönetimine, katılana teşekkür ettim. Bu organize yapan Allah razı olsun. Emeğe geçenlere Allah bin kere razı olsun. Teşekkür ettim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, Hacı Bey'e teşekkür ettik. Siz? İbrahim Öztürk. Ben de Teşkent'e Çevre Köylerinin yöneticisiyim ben de. Ben de bu gece gerçekten 5. seferde bu iftar organizasyonu yapıyorum. Her gece katılımımız daha fazla oluyor. Fazla uzatmadan bu gecenin Kadir Gecesi'ne herkesin Kadir Gecesi mübarek olsun. Önümüzdeki Ramazan bayramında. Mübarek olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Siz tanıyalım. Osman Kaplan. Bu emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu gecenin hürmetine herkesin Kadir Gecesi mübarek olsun. Gelecek Kurban Bayramı her gün mübarek olsun. Teşekkür ettim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Siz? Ben Ali Kelepçe, Adıyaman, Teşken ve Çevre Köylerinin masibiyim. Aynı zamanda Aziz Bey'in de yardımcısıyız. Bu yemeği bu akşam böyle beklentim yoktu bu kadar ama çok fazlaydı bu akşam. Çok güzel bir şey oldu. Ben mağlup olmadığım için yani hepinize teşekkür ederim.
Bu yükün biraz daha fazla bizim sırtımızda olduğuna inanıyorum. Onun için hepimize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Bu gecenin mübarek olması nedeniyle herkesin gecesinde mübarek olmasını Allah'tan diliyorum. Sağ olun, var olun. Evet, teşekkür ettik.